Sonra ordunun yanına döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam olunca Hazreti Ali Efendimiz, Zübeyr ibn Avvam Efendimiz, Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz radıyallahu teala anhu ecmaîn bazı sahabeyi de yanlarına verdi. Siz biraz daha ortalığı kolaçan edin. İşte ertesi gün savaş patlayacak. Ne var ne yok. Çünkü önceden gönderdiği, Medine'den gönderdiği Talha Hazretleri ile Said Hazretlerini, Aşire-i Beşire'den. Onlar Bedir'de rastlaşamadılar. Onlar çünkü önceden gittiler, Medine'ye döndüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye çıkmıştı. Bir daha Bedir'e geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'i bitirmişti, dönüyordu. Ama Bedir ehlindendirler. Tabii çünkü Bedir'le ilgili vazifedeydiler. O ayrı bir şey. Şimdi o gecelik tecessüs için yani üç zatı gönderdi. Bu arada Kureyş'in su temini için gönderdiği birine rastladılar. Efendim, Benil As oğullarının bir kölesi var, Haccac oğullarının bir kölesi var yanında. Onlarla beraber Kureyş'ten biri işte şeye gelmiş, bu su çekmeye gelmiş, müşriklere yani. Müşriklere su götürecek. Onlar bu üç zat, bu köleleri, iki tane genci yani yakaladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta namaz kılıyordu. Namaz kılarken onlar onu, o iki çocuğu sorguladılar. Dediler siz kimin kölesisiniz, kime çalışıyorsunuz falan. Onları Ebu Süfyan'ın, kafilenin adamı zannettiler. Ta kafilenin kaçıp kurtulduğundan da haberleri yok. Yani başka yol değiştirdi meseleden şeyin haberi yok. Müslümanların haberi yok. Ebu Süfyan'ın adamı olduğunu zannettiler. Dediler siz kimsiniz? Dediler ki biz Kureyş'in sakileriyiz yani su varmak, onlara su teminine geldik. Bizi gönderdiler ki efendim su alacağız, götüreceğiz. Bunlar da bunları bir patakladılar. Yani doğru konuşmuyorsunuz, Ebu Süfyan'ın adamısınız da bize Ebu Süfyan adamıyız demiyorsunuz diye patakladılar. Bayağı da bir dayak atmışlar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazda biraz dövünce falan bunlar da demişler tamam Ebu Süfyan'ın adamıyız o zaman yani. Demişler. Bu sefer Ebu Süfyan adamı deyince hadi bunları salmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu idâ sadaka darabtumuha ve inkedeba teraktumuhuma. Ve idâ sadaka darabtumuhuma. Ya adamlar doğru konuşuyor, Kureyş'in adamı diyor, dayak atıyorsunuz. Ne zaman adamları dövdünüz, dövdünüz, yalan konuşturdunuz, dediler Ebu Süfyan adamıyız, yalan konuşunca saldırırız. Siz de kim adamsınız? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Doğruyu hepsini anlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi lekad sadaka ennehuma li Kureyş. Vallahi doğru konuştular, onlar Kureyş'in adamları, siz ne onları saldınız? Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulun onları. Ta yeni salmıştılar. Namazı bitirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırdı onları. Buyurdu akbirani an Kureyş. Kureyş'in durumundan bir bana bir şeyler anlatın bakalım. Sizden bilgi alayım. Yani biz şimdi kafilenin adamı olmanız çok mühim değil ki. Bize Kureyş lazım. Dediler ki şu yüksek şu vadinin yanında yüksek bir kumsal var orada. Orada bir dağ var. Akankal Dağı. Dağın arkasında bir vadinin yanında bir irtifa var. Yüksek bir yer. Yüksek bir yer. Suya yakın yer. Yani suya yakın oluyor. Oradan su alıyorlar, geliyorlar. Suya yakın bir yerde mevzilendiler. Buyurdu Kemil kavm. Kaç kişidirler? Sallallahu aleyhi ve sellem sorunca o iki çocuk dediler ki adetleri çok, silahları çok. Çok kuvvetli, şiddetlidirler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ma iddetum, sayıları kaç? Dediler, la nedri, dediler, biz bilmiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem sor, kem yenharun emneli bil külleyum, her gün kaç deve kesiyorlar yemek için? Oradan çıkaracak sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler, bir gün 9 kesiyorlar, bir gün 10 kesiyorlar. Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, ma beyne tis'imiyeti ilel elf. O zaman 900'den 1000 arası. Hemen yedikleri deveden hesap yaptı. Hesabı da doğru yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. 1000'e yakın, yani 990 bine küsur işte. 1000 yoklar ha. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men fî min eşrafı Kureyş. Kureyş'in soylularından, ağalarından kimler var? Dediler, Utbe ibn-i Rabia.
Dedim ya size marka gavurlar, Utbe dedim. Utbe İbn-i Rabia var, Şeybe İbn-i Rabia var. Ondan sonra Ebu'l-Buhteri var, Nevfel İbn-i Kuvelit var, Haris İbn-i Amir var, Nadr İbn-i Haris var, Ebu Cehl İbn-i Hişam var, Hakim İbn-i Hizam var. O sonra Müslüman oldu. Sehl İbn-i Amr var. Bunları saydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü sahabeye. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ اَلْقَدْ اِلَيْكُمْ اَفْلَادَ كَبِدِهَا. Ey benim ashabım! İşte Mekke size bütün ciğerparelerini önünüze attı. Mekke'nin en ağaları, paşaları burada. Bu fırsatı bir daha bulamayız. Mekke, yani derler ya canım ciğerim yani. Mekke'nin ciğerleri, Mekke ciğerlerini attı size. En yani meşhur adamlarını attı önünüze bakalım. Nasıl yapacaksınız? Böylece sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vallahi ki enni enzurul an ila masarihim. Vallahi şu anda ben onların yarın yıkılacakları, devrilecekleri, geberecekleri yerleri görür gibiyim. Şu anda seyrediyorum. Kim nerede devrildi hepsini görüyorum buyurdu. Yani yemin ediyor vallahi görüyorum diyor. Nerede devrilecekler? Zaten gece sonra tatbikatta çıktı, ileride gelecek. Dedi ki bak şurası Ebu Cehil'in devrileceği yer. Yerlerini tek tek gösterdi. Ya Mevla bildirirse bilir. Ona bildiriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada tabii Umeyr İbni Vehb el-Cerruhi sonradan Müslüman oldu. Güzel de Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a katıldı. Bu zat o zaman müşriklerin safındaydı. Ona da dediler, sen bir ortalığı dolaş bakalım. O da bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının etrafında bir atıyla bir döndü dolaştı. Dedi ki 300 kişi kadarlar. Biraz fazla olur veya biraz eksik olur. Fakat dedi, bir fırsat verirseniz biraz daha inceleme yapayım. Dediler, tamam git. Derinlemesine bir vadiye gideceğim dedi. Ya maşara Kureyş dedi. Öyle bir dedi, bilevlenmişler ki size karşı, Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem, radıvanullahi aleyhi mecmain, gözleri şimşek çakıyor dedi. Kılıçlarından başka da sığınakları yok. Hiçbiriniz bir tane adamı fuzuli öldüremezsiniz. Mutlaka sizden birini öldürmeden onlardan birini öldüremezsiniz. O zaman ne oluyor? 300 kişi, her biri birinizi mutlaka öldürürse, ciddi buradan 300 kişi. Çok önemli bir rakam Mekke için 300 kişi. Vallahi dedi, bir tane boşa gitmez dedi. Hep illa birinizi öldürürler en azından dedi. Ondan sonra kazansanız ne olur dedi ya. Sizden 300-400 kişi gittikten sonra yaşamakta ne hayır kalır. Onun için bence dedi, dönelim dedi yani. Ben burada ölüm kokularını alıyorum. Bir de dedi böyle engerek yılanı gibi dedi. Sahabe için söylüyor. Engerek yılanı gibi dedi böyle hani çıkarıyor ya şeyini ikide bir yılan çıkarır böyle içine sokar falan. Tam böyle dedi hazırlıklarını yapmışlar dedi. Sizi dedi böyle paramparça edecekler dedi yani. Ben durumu böyle görüyorum. Çok gazaplılar. Siz burada rahat yiyip içiyorsunuz ama dedi onlar bilenmiş dedi yani. Deyince Ebu Cehil yine bu sefer efendim sinirlendi. Sen dedi ne konuşuyorsun dedi. Milleti dedi efendim yoldan çevirmek istiyorsun. Biz burada milleti zor tutuyoruz. Zaten bir kısımda döndü gittiler. Onu bastırdı. Ondan sonra Hakim İbni Hizam bunu duyunca o da Ukbe İbni Rabia'ya gitti. Dedi ki ya sen Kureyş'in büyüğüsün, efendisisin. Sana bir şey teklif edeyim. Sen bu işi becerirsen artık ardından herkes seni hayırla yad eder. Bu beladan bizi kurtar. Ne olacak? Ya bu Ebu Cehil çok fena baskı yapıyor. Herkesi zorla tutuyor. Millet dönmek istiyor. Sen bizi döndürebilirsin falan. Ondan sonra dedi kardeşinin de diyet parası varmış. O diyetini de ben ödeyeyim dedi. Yani o da bayağı bir para. Yani ona da bir şey teklif ediyor yani. Sana da bir iyiliğim olsun. Borcum vardı biliyorum. Onu da ben öderim diyet parasını. Ondan sonra tamam mı tamam. O da Ebu Cehil'e gitti. Utbe. Ya dedi Muhammed ve ashabına sallallahu aleyhi ve sellem
karşı çıkarsanız neyinize yarayacak dedi ya. Karşı tarafta dedi ya amcanız var, ya amca oğlunuz var, ya dayınız var, ya kuzeniniz var, ya akrabanızdan bir adam var. Birbirinize gireceksiniz, akrabalarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra onlar bizi öldürecek. Zaten kazanırsak birçok akrabamızı öldüreceğiz. Pişman olacağız. Kazanamazsak zaten en büyük belayı bulduk, helak olduk, gittik dedi. Yani buna bir lüzum var mı dedi yani. Kafilemiz kurtulmuş dedi, malımız, mülkümüz kurtulmuş. Burada biz bununla ne uğraşıyoruz falan deyince tabii oradaki konuşmayı Ebu Cehil yine haber aldı. Dedi ki Allah dedi Celle Celaluhu tabii bizimle Muhammed'in arasında sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verinceye kadar ben dedi bu savaşı bırakmayacağım. Allah hükmünü versin dedi. Ya bizi galip edecek dedi ya da onları galip edecek dedi. Bir avuç adamlar dedi. Günde bir deve onlara yeter. Bize 10 deve yetmiyor dedi. Bu kadar kalabalık adamız. Biz neyinden bunların korkuyoruz? Silahları da yok, sayıları da yok. Hala bu kadar konuşma yapıp duruyorsunuz dedi ya. Ondan sonra tabii şeyin Utbe'nin efendim oğlu var. Herhalde sahabe-i kiram arasında şey onu da konu açtı. Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh sahabenin arasında. Ya Utbe'nin oğlu sahabeden yani Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh şey dedi ki Ebu Cehil bu dediği oğlunu düşünüyor. O işte oğlumla karşılaşırsam o mu beni öldürür, ben mi onu öldürürüm? Bir de oğluma bir şey olmasın diye bizi de caydırmaya çalışıyor dedi. Bu dedi korkmuş dedi. Korku içine işlemiş dedi. Korkudan nefes alamıyor falan deyince yeniden insanları gaza getirdi, galeyana getirdi. Ebu Cehil ortalığı karıştırdı. Neyse. Dediler ki tamam o zaman. Savaşacağız. Ne yapalım? Gidip geri dönecek halimiz kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlarla beraber sudan uzak bir yere konaklamışlar. Bu da bir mesele şimdi yani. Bedir'deki en mühim meselelerden biri. Sudan uzak yere gidince yani suyla aralarında bir mesafe var. Bu mesafeden dolayı Müslümanlar susadılar. Çok da daraldılar. İmtihan gereği ekserisi de uyudular, cünüp oldular. Şimdi şeytan işi yok. Şeytan içlerine bir vesvese ver. Siz sanıyor musunuz ki Allah'ın dostusunuz? İçine vesvese veriyor sahabenin. Biz Allah'ın dostuyuz, Resulullah'ın sahabesiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz hak üzere misiniz? Tabii hak üzereyiz. Aramızda Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, su kimin elinde? Müşriklerin elinde. Müşrikler suya galip geldi. Siz ne oldunuz? Susuz vaziyette kaldınız. Hem de cünüp vaziyettesiniz. Şimdi namaz kılacaksınız. Ne yapacaksınız? Cünüp vaziyette mi namaz kılacaksınız? Şimdi düşmanlarınız ne bekliyor? Susuzluktan zaten boğazlarınız kesilecek. Yani susuz susuz nereye kadar? İnsan efendim boğazı kuruduğu zaman takatı kalmaz. Düşmanlarınız bekliyor. Zaten siz çok susayınca gelecekler, yaya gelecekler. Efendim bakarlarsa ki içlerinde onlara mukavemet edecek, onları kesecekler. Geri kalanlarınızı alıp Mekke'ye köle olarak götürecekler. Şeytan böyle vesveseler veriyor içlerine. Allah Allah! Ne kadar uzun vesveseler veriyor, görüyor musun? Başınıza gelecek bu diyor. Sahabe-i kiram çok üzüldüler. Korkmaya da başladılar. Vadide kumsal, ayaklar kayıyor. Yani ayakta tutunamıyor çünkü kuvvet lazım, muhkem olmak lazım. Hani de ayağın yere sıkı bas. Çünkü sıkı basmak kuvvet ister. Kuvvetin olmadığı zaman da zaten kumluk bir şeyse kayar gidersin yere sıkı basmasan. Nasıl harp edeceksin bu vaziyette? Aç susuz. İşte Allah-u Teala bu usta ne buyuruyor? اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ
Allah-u Teala ve yünezzilü aleykum sizin üzerinize indiriyordu minessemâi mâen. Gökten size Allah su indirdi. Bir yağmur, bir yağmur başladı. Şiddetli bir yağmur neticesinde niçin bu yağmuru yağdırıyorum Mevla buyuruyor? لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ sizi onunla tertemiz etmek için. Yani sular birikti. Şeyler oluyor ya vadilerde hep. Yağmur yağınca sular birikti. Hepsi onlar ondan yıkandılar. وَيُذِبَ عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ şeytanın pis vesvesesini gidermek için size çok yağmur yağdırdım diyor. وَيُثَبِّتَ بِيْلَقْتَانِ bir de ayaklarınızı çok sabit kılmak için. Çünkü çok yağmur yağınca toprak sertleşti. Ertesi günde harp olacak. O sertlikle beraber kum kaymaz oldu. Tamamen sertleştirdim diyor yağmurla beraber. Habibime yardım etmek için ayaklarınız toprakta kaymasın diye. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir sel geldi ki Kureyş'in de suya ulaşmasına mani oldu. Kureyş'le suyun arasında bir sel geldi. Kureyş suya var gidemiyor. Kureyş'in suya ulaşmasına mani oldu. Yağmur ne oldu? Müminlere nimet ve kuvvet oldu. Kafirlere bela oldu. Allah Allah. Mevla bir yağmurla, bir sisle, bir dumanla, bir rüzgarla, bunlar hep onun ordularındandır. Müslümanları galip edebilir. Bak ne yaptı kurban oldu. Bir yağmur yağdırdı. Ondan sonra toz duman çöktü. Yağmur yağınca toz çöker. Toz duman yere çöktü. Yer keçe gibi katılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı içtiler, guslettiler, abdest aldılar, vesveseler gitti. Ondan sonra kaplarını, kacaklarını, yanlarında getirdikleri boşalan kaplarını doldurdular. Ondan sonra atların, develerin zaten 70 tane falandı. Onları içirdiler, cenabetten guslettiler. Oh dediler, Allah bizimle beraber, gördün mü Mevla ne yaptı? Bir yağmurla kurban olduğum, yapacağını yaptı. وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ kalplerinize kuvvet vermek için yağmur yağdırdım diyor. Aslında ben yine melekler indireceğim, harbi kazandıracağım size ama evham oldu biraz diyor. Kalplerinizi rapt etmek istiyorum yani. Rapt etmek demek Allah'a güvenmek üzere bağlamak. Mevla kalbini adamın bağlarsa düzgün itikada, tevekküle ve Allah Teala'ya güvenme, itimat üzere rapt ederse daha dünya bir araya gelse onun kalbinde panik olmaz. Ama tabii dünyadayız. Vesvese olacak, imtihan olacak. Şimdi de oluyor, olmuyor değil. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki gece yağmur yağmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmeye başladı secdede. Ya hayyu ya kayyum Bedir muharebesindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek zikri ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum ismi şerifi secdelerde, dualarında devamlı. Geliyoruz gidiyoruz yanına diyor. Bir saat oldu yine o ya hayyu ya kayyum diyor. Mevlamızın iki ismi şerifi ismi azam olduğu rivayeti de çok kuvvetlidir. İsmi Azam husustaki rivayetlerin en kuvvetlilerindendir. Zaten İsmi Azam 3 ayettedir diyor hadis-i şerifte. O 3 ayete baktığın zaman biri Âl-i İmran'ın başındadır, biri Taha'dadır, biri Bekara'da olsa yani Allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum geçiyor. Âl-i İmran başında elif la mim Allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum geçiyor. Taha'da olanda ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum geçiyor. Üç ayettedir diyor. Ne anlaşılıyor? Ya hayyu, ya kayyum. Ama biz İsmi Azam'ı arayacağız. Ne gibi? Kadir gecesini aradığımız gibi. İsmi Azam'ı açıklamadılar. Çünkü neden? Mühim olan efendim sen ararken birçok ismi şerif zikretmiş olacaksın. Gafletten kurtulacaksın ve Mevla da sana o isimler arasında bulduracak inşallah. İsmi Azam'a ulaştığında da en büyük maksada ulaşacaksın, dünya ahiretin hususunda. İmsak oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslendi. Es-salâh ibadallah. Ey Allah'ın kulları namaza gelin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her işin başında. Hem komutan, hem münadi, hem müezzin, hem imam. Her şey. Her şeyi biliyor o. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Topladı.
Biz de diyor şeylerin arkasına böyle yağmurdan şey ediyoruz diyor. Bir taraflara girdik, ağaç bulduk, bir şey bulduk. Ne bulduksa efendim onun arkasına girdik. Bize namazı kıldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları cihada teşvik etti. Allah Allah. Önünde ölüm var yani. 1000 kişilik orduya silahsız 300 kişi bir konuşma yaptı diyor. Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunduktan sonra emma ba'd şimdi bundan sonra feinni ehüthüküm alâ mâ ehethekumullâhu teâlâ aleyhi Allah Teala sizi cihada teşvik etti. Ben de sizi Allah Teala'nın teşvik ettiği amele teşvik ediyorum. Anlattı büyük bir hutbedir o. Sonda buyurdu ki ve innes sabra fî mevâtınil be'z ümit kesilen zor zamanlarda, şiddetli muharebelerde sabretmek mimma yuferricullahu teâlâ bilhem ve yüneccî minel gam. Sabrederseniz Allah gammı kederi açacak, bu sıkıntıyı Allah Teala kaldıracak. Zor zamanda sabretmek, sıkıntıyı açmanın en büyük vesilesidir. Onun için kaçmamak lazım, harpte sebat etmek lazım, sabrederseniz kazanacağız, buyurdu. Ondan sonra, şimdi Kureyş, yağmurdan kendini toparlayamadı, suya ulaşamadılar o ara. Suya ulaşamayınca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, biz suya kavuşalım onlardan evvel. Çünkü su kimin eline geçerse, orada muharebede kuvvet onun eline geçer. Bir menzile geldi, Bedir suyuna yakın bir yere geldi, orada konakladı. Sonra Hübab ibn-i Münzir radıyallahu anh geldi, ya Resulallah, burayı sana Allah mı emretti burada konaklamamızı dedi. Allah emrettiyse, sesim yok. Ne ileri ne geride. Yoksa sen harp hilesi olarak mı burayı seçtin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beri ve rayu vel mekidetü. Kendi görüşümle harp hilesi olarak ben burayı uygun görürüm dedi. Ya Resulullah burası uygun bir yer değil. Nasıl yapalım dedi. Sen insanları kaldır dedi. Bedir'in suyuna yakın değil de müşriklerin yanında olan suya yakın yere gidelim biz dedi. Yani müşriklerin yakınındaki suyun yakınına gidelim dedi. Çünkü dedi oranın suyu çoktur, boldur. Biz dedi onlarla suyun arasını kapatabilirsek o zaman zaten efendim orada da bir havuz yaparız. Yani kazarız. Kazdık mı suyu içine doldururuz. Biz içebiliriz, onlar içemezler. Böylece onların su imkanını kesmemiz lazım. Yoksa biz başka tarafta da su var ama biz başka taraftaki suya gitmekle değil de onların suyuna musallat olalım. O suyu ele geçirelim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ اَشَرْتَ بِرْرَيِّ doğru görüş söyledin dedi. Doğru görüş söyledin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, insanları da kaldırdı. O arada Hazreti Cibril nazil oldu. Efendim bir büyük bir çukur kazın yani suya işte havuz yapacak bir yer kazın diye emretti. Ve Hubab Hazretlerinin işaret ettiği görüş uygundur diye Hazreti Cibril Efendimiz teyit etti. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişareye çok önem verirdi. Kendisine vahiy gelen konuda daha istişare yapılır mı? Yapılmaz. Ama bir hususta vahiy gelmediği zaman ne yapar? Ve şavirun fil emri. Mevla emrediyor. İşlerinde sahabenle müşaverede bulun. Madem Allah'ın emri var müşaverede bulun, o emri yerine getirmiş oluyor. O emri yerine getirmek için bakıyor, tamam. Senin dediğin doğru dedi. Kalktı sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Gecenin yarısında oraya indiler. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu teala geldi. Dedi ki, ya Resulallah sana burada bir çardak bina edelim. Çünkü dedi, sen dedi biraz birkaç hayvanla beraber, atla beraber, şeyle beraber, deveyle atla, sen geride dur. Sonra biz dedi, çardak anladınız değil mi? Böyle üstü kapalı. Biz düşmanla karşılaşalım. Allah bizi aziz eder de düşmanımıza galip ederse zaten hepimizin istediği oldu. Yok Allah muhafaza başka bir şey olursa yani kaybetmek gibi sen atına atlarsın gerideki yani Medine-i Münevvere'ye geri gidersin. Çünkü ya Nebiyallah dedi seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki biz seni Medine'dekilerden daha çok sevmiyoruz. Yani Medine'de seni çok seven sahaben var. Biz burada 300 kişi çıktık geldik. Sen bize harp var demediğin için bu kadar az adam geldi. Sen harp var deseydin bütün Medine kalkıp seninle
gelirdi. Onun için birçok arkadaşımız orada kaldı. Senle burada bizle beraber vefat edersen onların hizmeti geri kalır. Onun için sen geride dur. Kendini güvenceye al. Bakarsın duruma. Yenildik Allah muhafaza. Sen gidersin Medine'ye. Efendim, İslam'a hizmet edersin. Allah'ın dinini tebliğ edersin. Efendim, onlar seninle beraber cihat ederler. Sonra senin yanında çok daha adam bulursun. Ama burada bizim aramızda olmadı diye bir fikir söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona çok hayır dua etti. İşte Sa'd ibn-i Muaz meselesiyle radıyallahu anh. Anlattım ya dergide kabri şerifine gittiğimizde ne faziletlerini anlattım. Arş niye titredi? İşte birçok meselede böyle Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canından ileri, ensardan ileri, zaten ordunun yarıdan fazlası ensar yani. Onlar da Sa'd ibn-i Muaz'ın görüşüne bakıyorlar. Onun için o da dedi böyle yapalım dedi. Ve kendisi de mübarek kılıcını kuşandı. Ensardan bazı sahabelerle beraber düşman yaklaşır belki diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çardağının başında nöbet bekledi. Dedi burayı nöbetsiz bırakmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devamlı koruyacağız dedi. Atlarını da yanına koydu. İhtiyaç olursa binersin gidersin diye. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii biliyorsunuz hiçbir zaman geri kalmamış. Bütün muharebelerde en öne geçmiş. Hatta harp kızıştığı zaman Hazreti Ali Efendimiz bile onun arkasına sığınırdık dediği bir zat. Cesarette zirve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama yine de ibadet ve dua için hani gündüz olacak ya güneş var. Namaz kılıyor, devamlı secdede dua ediyor. O bakımdan bir çardak bina edilmesini Sa'd ibn-i Muaz'ın fikrine katıldı. Ve orada bir çardak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bina edildi. Çadır gibi yani. Efendim, harp meydanını yukarıdan seyreden bir tepe. O tepenin üstüne sallallahu aleyhi ve sellem'in çardağı bina edildi. Harp kızışana kadar. Harp kızışınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi. Duramaz yani. Harp kızışmadan önce Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le beraber orada efendim ibadet yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte çok dua ediyordu. Hatta işte sırtında biliyorsunuz bir şalı vardı. Ya hayyu ya kayyum işte oradaki dualarından birinde dedi ya Rabbi işte bir avuç Müslüman kaldı. Benim sahabem bunları da burada helak edersen yani daha sana ibadet eden kalmayacak şeklinde haşa Mevla Teala'ya sana ibadet Allah Teala kimsenin ibadetine muhtaç değil ki kalsa ne karı var da kalmasa ne zararı olsun ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar artık yani kendini duaya kilitledi ve sahabenin işte korunması, muhafazası için o kadar yalvardı ki Ya Rabbi Allah'ım intülik adil isabeti la tu'bet fil ard şu cemaati de helak edersen ibadet eden kalmayacak kurban olduğum Allah'ım çok dua edince şalı da düştü omuzlarından elleri böyle çok kaldırıyor ellerini kaldırıyor oradan şal düştü omuzlarından geldi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz arkasından o çardakta oldu bu işte geldi arkasından şalını üzerine attı de kefake münaşedetüke Rabbek Rabbine yalvarman yeter sana dedi bu kadar yalvardın bu iş kesinleşmiştir Allah sana kesin yardım edecek sen daha bu işi bu kadar dert etme ya Resulallah Mevla seni zayi etmeyecek dedi. Yani garanti söz aldığı halde bak Allah söz verdi. İki taifeden biri sizin olacak buyurmadı mı? Hangini seçerseniz birini seçin. Yani bunu seçerseniz buyurmadı. Hangisi olursa ikisinden birini size vaat ediyorum. Bu arada Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu teala anh. Harpten İki gün önce, demek ki birkaç gece kaldılar. Geldikleri gecenin sabahı harbi olmadı. Çünkü Bedir'e gece vasıl olduk diyor. Harpten iki gün önce, efendim, ama Bedir'in harp mahalline gündüz, tabi ulaşıldı, harp gündüz oldu. Ama Bedir, ya bir mıntıka, bir geniş mıntıka, o ilk gelişleri gece. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi bize gösterdi diyor. Dedi ki hâzâ mesra'u Utbe bin Rabi'ate. Utbe bin Rabi'a burada devrilecek. Burada geberecek. Ve hâzâ mesra'u Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef'in yıkılacağı yer burası. Ve hâzâ mesra'u Ebi Cehil bin Hişam.
Ebu Cehil'in devrileceği yer burası. Hâdâ masrû fulân ve hâdâ masrû fulân gâden inşâallâhu teâlâ. Yarın dedi, inşallah yarın Ebu Cehil şurada devrilecek. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, mübarek elini diyor toprağa koyuyordu ve herkes oraları işaretledi yani, mübarek eliyle değdiği yerleri. Ertesi gün harp bitti, biz baktık ki mübarek elinin çizdiği sınırlardan bir ileri geri yapmadı. Hangi gavur nerede geberecek dediyse orada geberdiler. İşte demin dediğim kıssanın devamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki Kureyş Akankal tepesinden doğru iniyorlar. Şöyle dua etti. Allahümme inne Kureyşen kad ekmelet bi gayliha ve fakriha tücadiluke ve tükezzibu rasuleke. Ya Rabbi bu Kureyş atlarıyla, imkanlarıyla, iftiharlarıyla, gururlarıyla, kibirleriyle, bin kişilik ordu her türlü imkanı var. Geliyorlar. Seninle mücadele ediyorlar. Resulünü tekzip ediyorlar. Fenasrakellezî vaatteni. Bana söz verdiğin yardımını gönder. Ya Rabbel alem dedi. Allahümme inneke vaatteni ihdet taifeteyn. Ya Rabbi, sen bana iki taifeden birini söz verdin. Şimdi kafile zaten fevt oldu. O aldı yolunu gitti. Ne kaldı? Önümüzde Kureyş müşrikleri kaldı, Mekke'li kaldı. Ve inneke la tuhliful mi'ad. Sen vaadine hulfetmezsin, sözünü bozmayan Allah'sın. Celle şanuhu ve celle celaluhu, yardımını bekliyorum dedi. Müşriklere bir baktı, bin kişi kadarlar. Sahabeye bir baktı, 300 küsur kadar. Kıbleye yöneldi, yine elini duayla açtı. Allahümme encizli ma vaaddeni. Ya Rabbi, bana söz verdiğin yardımını incaz eyle, ifa ile yerine getir diye dua etti. Bunun üzerine Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesinde Mevla Teala o ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Estağfirullah. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Siz benden yardım istiyordunuz. Habibim başta yardım istediniz. Ben de size cevap verdim ve duanızı kabul ettim ki ben size ard arda gelecek bin melekle yardım edeceğim. Bin melek, evvela bin, Mevla Teala böyle biraz artırma yapar gibi baştan bin buyurdu. Halbuki bir melek de yeter. Fakat Mevlana'mızın şeyleri var, hikmetleri var. Bin melekle yardım edeceğim buyurdu. Ondan sonra diğer ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Estağfirullah. Biselâseti âlâfin minel melâketi münzelîn. 3000 melekle size yardım edeceğim. Çünkü Mevla bunları ezelden biliyor. 3000 melekle size imdad edeceğim. Erkek suretine, insan suretine girmişler. Ondan sonra Âl-i İmran'ın 105. ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Estağfirullah. Melâin tasbirû ve tettekû ve ye'tûkum min fevrihim hâzâ yumdidikum. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Evet, eğer siz sabrederseniz, sebat ederseniz, harpten kaçmazsanız, haramlardan sakınırsanız, Allah'tan korkarsanız, onlar da sizin şimdi karşınıza çıkıp zaten harp başlamak üzere, şu anda karşınıza çıkarlarsa gökten alametli 5000 melekle size imdad edeceğim buyurdu. Sonra ma cealallahu illa büşra. Ben bunu size müjde olsun diye söylüyorum. Velitatmayne bi kulubukum. Velitatmayne kulubukum bih de var. Kalpleriniz yatışsın da mutmain olsun diye 5000 melek indireceğimi söylüyorum. Yoksa bana, benim meleğe de ihtiyacım yok, size de ihtiyacım yok. Ve men nasru illa min indillahil azizil hakim. Yardım zaten aziz ve hakim olan Allah'tan geliyor. Ben ol dedim, olur, öl dedim, ölür. Ama yine de sizin bu hususta kalplerinize kuvvet olsun diye
5000 melek göndermeyi söz veriyorum Allah-u Teala buyurdu. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safları düzeltti. Artık harp başlamak üzere. Kendisi safları yaptıktan sonra çardağa döndü. Döndü çardağa. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da yanında beraber. Ama başka kimse yok. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir de Hazreti Sıddık. O hiç yanını bırakmazdı. Mağarada da o ikinci. Her Ariş'te de o ikinci. Ariş neresi? Bedir kitabının üstündeki caminin olduğu yer. Yani burada tabi içeride daha büyük resimler var. Bedir kitabının üzerinde de ben onu koymuştum da. Şurada bir cami var, beyaz. Ben o camide kıldım. İki minareli beyaz cami var. Bu Bedir'e gittiğiniz zaman o camiye gidin. Oraya bir şey demiyorlar. O cami çardağın olduğu yer. Mescidül Ariş. Bu mescidin adı Ariş Mescidi. Yani Mekke Medine arasında Bedir'e uğramak serbest. Araba tutuyorsunuz falan. Bedir'e uğradığınızda bu cami-i şerifte dua derseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de dua yaptığı cami burası. Ha sonradan tabii yapmışlar bu cami. Osman zamanında daha küçüktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz uyudu. Hafif dalmış. Harp başladı, başlayacak. Dalar dalmaz uyandı. Ebşir ya Ebu Bekir etâke nasrullah. Ey Ebu Bekir sevinebilirsin dedi, Allah'ın yardımı geldi dedi. Dalınca dedi Allah'ın yardımı geldi. Hâzâ Cibril âhidun bi'inân ferâsî. İşte Cibril dedi, şimdi görüyorum. Şey görmüyor Hazreti Ebu Bekir. Cibril geldi atının yularından tutmuş. Efendim çekiyor, sürüklüyor. Bir de atının efendim perçemlerinde yani alnının üzerinde toz duman. Yani Hazreti Cibril atı toz içinde kalmış. Süratle gelmiş yardıma. Atının üzerinde de çehresinde de tozlar var. Şimdi müşriklerle Müslümanlar birbirini gördü artık. Buraya kadar şey yok. Adam gönderiyorlar. O ona bakıyor, ona bakıyor. İki ordu birbirini gördü. İşte Furkan günü Ramazan Şerif'in 17. gününde Cuma gününe denk geldi. Cuma gününde böyle bir muharebe başlamak üzere. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki orada da bir mucize zuhur etti. Estağfirullah ve yürikumu midil teqaytum fi ayunikum kalilen ve yukallilu ve yukallilukum fi ayunihim. Siz karşılaştınız ya Mevla buyuruyor. Onları size az gösteriyorum, sizi onlara az gösteriyorum. Ne kadar az gösteriyor? Yani şimdi sahabe-i kiramdan bakıyorlar, İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Ya diyor, 1000 kişilik ordu diyorlar, biz de karşıya bakıyoruz diyor, bizim gözümüzde o kadar azlar ki diyor. Yanımdaki bir adama dedim ki, 70 kişiyle var mılar bunlar? Yanımdaki zat da dedi ki, 100 kadar varlar. Ben diyor 70 mi soruyorum, o diyor 100 var. 1000 falan hiç görülmüyor. Ayet bu. Mevla isterse çoğu az gösterir, isterse azı çok gösterir. Ben diyor sizi onlara az gösteriyorum. Niye? Kaçmasınlar, harbe girsinler. Onları size az gösteriyorum. Siz de korkmayın. Ya bunlar bir şey yok, bir avuçlar deyin. Ben işi kızıştırmak istiyorum diyor. Liyakdiyallahu anh kâne mef'ûlâ. Benim ilmi ezelimde bu savaş kazanılmış, gavurlar gebermiş, iş olmuş bitmiş, olmuş bitmiş işi ortaya çıkarayım diye ben böyle sebepler yaratıyorum. Mevla buyuruyor. Harp diyor, kızışmadan önce Kabâs İbni Eşyem. Bu zat radıyallahu anh sonradan Müslüman oldu. Kubas diyenler de gördük ama İbni Mekûle, meşhur yani zabıtçı. İsimlerin zaptı var. Kubas mı, Kabâs mı? Onun zaptına göre okuyorum ben. Kabâs İbni Eşyem. Radıyallahu Teala, içinde kendi kendime diyor, düşündüm ki diyor bu, sonra Müslüman olunca anlatıyor şey. Kendi kendime dedim ki diyor, ya bunlar ne kadar azmış bu Muhammed'in ashabı, Rıdvanullah Aleyhi Mecmuhayn sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'in kadınları çıksaydı bunların karşısına, zaten bunlar kaçardı. Kureyş'in kadınları çıksa, onları geri çevirirdi. Yani bu kadar az. Çünkü ben öyle gösteriyorum Mevla buyuruyor. Bir de evvelce de rüyada gösterdi.
Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah. Yürikevmullahu fî menâmike kalîlâ. Habibim sana da rüyanda müşrikleri az gösterdim diyor. Ve le râkevm kethîrâ lefeşiltüm. Çok göstersem korkaklık gelebilir. Ve le tenâzâtüm fil emri. Acaba bunlar bu kadar hazırlıklı, bu kadar kalabalık, savaşalım mı, savaşmayalım mı? Bu iş hususunda çekişirdiniz. Velakin Allah sellem, Allah sizi bu ihtilaftan kurtardı. Niye? Az gösterdim. Baktınız az, yok ya bunlar bir avuç dediniz. Sahabeyle beraber, inne alimun bidâti sulûr. Ben sizin kalplerinizden geçenleri çok iyi bilirim Allah-u Teala buyuruyor. Olmadan evvel de bilirim. Mesela şimdi senin kalbinden 5 dakika sonra ne geçecek? 5 dakika sonra ne geçecek? 1 saniye sonra kalbine ne düşecek? Kimse bilmiyor. Kalp öyle bir fırıldak. Kalp senin elinde değil ki. Mevla buyuruyor ki, ben sizin kalbinizden geçeni biliyorum. Ne geçeceğini de biliyorum. Onun için ben sana onu rüyanda da onları az gösterdim. Ve böylece harbin başlamasını sağladım. Zaten müşrikler ne dediler? اِذَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَضٌ غَرَّهَا اُلَٰئِ د۪ينُهُمْ Müşrikler, münafıklar, Müslümanların, Bedir ehlinin içinde münafık yok. Uhud'da çok münafık vardı, zaten yoldan geri döndüler. Harpte kalmadılar. Bedir'de münafık yok. Fakat, yani son münafıklar, bunlar çıkarken söylediler bunu. Yani Mekke'ye karşı gidiyorsunuz, Ebu Süfyan'ın kafilesine musallat olmak demek, Ebu Cehil'lerle harbi göze almak demek. Ebu Cehil'lerle harbi göze alıyorsun. Kaç kişi gitmişler? 300 küsur kişi, onların gücü belli. Münafıklar dediler. Kalplerinde hastalık, şüphe hastalığı olanlar dediler. Ne dediler? غَرَّهَا اُلَٰي دِينُهُمْ Dinleri bunları aldattı dediler. Efendi Hazretleri bunu çok okur. Dinleri bunları aldattı ne demek? Yahu nasıl inanmışlar, neye inanmışlar da bunlar? Bu ölüme doğru hiç yenemeyecekleri, galip gelemeyecekleri kesin olan bir şeyde nasıl çıkabiliyorlar? Dinleri bunları mağrur etmiş. Yani öyle bir şeye inanmışlar ki bize bir şey olmaz demişler, gitmişler. Aldanmış bunlar diyor. Mevla da devam ediyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Onları dinleri aldatmadı. Rableri onlara sadık oldu buyuruyor. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah azizdir ve hakimdir. Ama tabii ki muharebelerde tedbirli olacaksın, akıllı olacaksın, düşmana karşı uyanık olacaksın, işte efendim gücünü, kuvvetini hesap edeceksin, silahını hazırlayacaksın. Bu demek değil ki Allah'a güven, silahsız milahsız 3 kişi 500 kişiye çık. Mevla bunu demiyor. Ama tabii başında Resulullah olursa, sallallahu teala aleyhi ve sellem ordunun içinde olursa, vahiy gelirse o zaman bir kişi de çık abi. Ama bizim için bu, ben Allah'a tevekkül ettim deyip de şimdi bizim ordu o şekilde hareket edemez ki. Mecbur ne yapacak? Sebebe sarılacak, tedbirlerini alacak. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın diye de ayet var. O ayrı bir şey. Ama bu münafıklar her zaman böyle. Bunlar neyine güvendi de gidiyorlar bu kadar düşmana karşı? Dinlerine güvendi. Dinleri bunları aldatmış ya. Ne aldatmış? Ne zaman aldattı din? Elhamdülillah. Hep kazandı büyüklerimiz İslam'a itikat ederek. İtimat ederek, Allah'a tevekkül ederek hiç kaybetmediler. Sonra tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını az görünce müşrikler de efendim dediler ki ya biz bunlarla nasıl harp ettik de kazandık da diyemeyeceğiz ya dediler. Niye? O kadar azlar ki gittikçe desek ki o kadar az görüyorlar. Gitsek desek ki biz harp kazanmışık, adamlar diyecek ne harp kazanmışsın iki kişiye? İki kişiye harp mı olur diyecekler. Öyle görüyorlar yani. Öyle gösteriyorum buyuruyor Mevla. Senin gözün senin elinde değil ki yani. Mevla ne gösterirse onu görürsün değil mi? Bir de baktım ben burada birkaç kişi var. Bir de baktım iki kişi zannederim sizi. Öyle de gösterebilir bana. Mevla bu. Allah. Allah'tan şimdi yani görüyorum biraz sizi. Kaç kişisiniz. Ondan sonra bu Kubat İbni Eşhem Hendek Muharebesi'nden sonra Müslüman oldu. Hendek Muharebesi'nden sonra Müslüman olunca Medine'ye geldi. Kendisi anlatıyor. Diyor ki Resulullah sordum diyor kim diye. Dediler ki mescitte ashabıyla beraber oturuyor. Böyle geliyorlardı ya. Allah Allah her sınıf insan geliyor. Resulullah nerede diyorlar git. Geldim diyor mescide.
Ben diyor, onu tanımadım. Aralarından tanımadım. Selam verdim. Meclise selam verdim. Çünkü şeyde, Bedir'de böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yakın görmemiş hiç. Görmediği için ondan sonra da görmemiş. Tanımıyor yani. Tanımıyorum dedi. Geldim selam verdim. Hiç daha bir şey demedim. Kim olduğunu soracağım dedi. O arada dedi ki ya Kabas, ey Kabas dedi. Bedir günü sen mi dedi? Bak bak, Hendek nere? Bedir nere? Değil mi? Ne kadar sene geçmiş. Bedir günü sen mi dedi? Kureyş'in kadınları çıksa bunları geri çevirir diye düşündün. Kureyş'in kadınları çıksa bunlar neymiş ya bir avuç? Bunları geri çevirir diye düşündün. Deyince dedim ki diyor, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunu kalbimden geçirdim. Dilimden bile söylemedim. Ağzımdan bile söylemedim. Dudaklarım bile kıpırdamadı. Kimse de bunu benden duymadı. Sen hak peygambersin, ben iman ettim dedim diyor. Böylece eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ve eşhedü enneke Resulullah. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Biz de keşke görebilseydik de enneke Resulullah diye mübarek yanında diyebilseydik. Ama Ravza-i Mutahhara'ya gittiğiniz zaman muvacihede eşhedü enneke Resulullah diyebilirsiniz, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyoruz ya. Buradan da diyebilirsiniz. Rabıtayı güzel güzel becerebilirseniz, tam rabıtayı güzel becerebilirseniz, hele ki bu gece cuma gecesi. Cuma gecesi kulağımla duyarım buyuruyor. Tam hitap edebilirsiniz. Zaten beş vakit namazın tahiyyatında biz ne diyoruz? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Nebi Zişan, sana Allah'ın selamı sana. Rahmetleri, bereketleri sana. Niye sana diyoruz? Yanımızda mı? Allah Teala ona işittiriyor. Kabri şerifinden işitiyor. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem hazırdır. Ve nazırdır. Bizleri işitmektedir. Mevlamızdan ona arz edilmektedir. Cuma gecesi, cuma günü mübarek kulağıyla işitmektedir. Onun için Allah onunla rabıtamızı kuvvetli eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Böylece harp başlayacak. Tam harp başlamak üzereyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin ineceğini de müjdeledi tabii. O müjdeyi bütün orduya, sahabe-i ikrama duyurdu. Tam o anda sahabe-i ikram hazaratına bir uyku geldi. Uyku hali öyle bir ağır şey. Yahu karşında düşman, savaşmak üzeresin ya. Kılıç ellerinde durmuyor. Böyle yapıyorlar, gidiyorlar. Allah Allah. İşte onun için ne diyor büyükler? Namazda uyku nifaktandır. Efendim, tembelliktendir, münafıklık alametlerindendir. Namaza duruyorsun, o ağırlık geliyor, uyku geliyor. Ama cihatta, harp safında, bize tabii sifta nasip olmadı da, Allah yolunda cihatta uyku gelirse, işte o, efendim, Allah'tandır, minallah, minel iman, imandandır. Yani ne kadar kuvvetli bir Müslümansın, ne kadar Allah'a görür gibi inanmışsın, Allah'ın yardımına ne kadar inanmışsın ki, panik yapmıyorsun. Bizim millet zaten daha yarı yolda kalp krizinden gidebilir yani. Tabii ya. Ya 1000 kişilik ordunun karşısında duruyor, uyuyor. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسِ اَمَنَةً. Size bir güvenlik verdim diyor. Çünkü uyku nerede gelir? İnsan güvendeyken gelir. İnsan panikteyken uyuyabilir mi? Uyuyamaz. İşte size güvenlik hali hasıl ettim. Ondan sonra size bir uykuyu kaplattım üzerinize Mevla buyuruyor. Böyle bir uyku hali de onlara geldi. Bundan da ne anladılar? Efendim, dediler ki biz Mevla'dan bize büyük bir garanti geldi, güvence geldi. Efendim, böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp taktikleri öğretmeye başladı. Buyurdu ki onlar size yaklaşınca evvela okla savuşturmaya. Bakın, yalnız okları uzaktan atmayın. Çünkü uzaktan attığınız otların çoğu şaşar. Şaştığı zamanda da malzeme. Malzemeyi boşa kullanmış olursun. Fazla malzeme yok. Malzeme mutlaka bir gavuru gebertmesi lazım. Onun için uzaktan atmayın.
bekleyin yaklaşsınlar. Yaklaştırınca tabii kılıç çok yakın mesafe. Kılıca gelmeden evvel okla savuşturun buyurdu. Onlar tam böyle yakına gelmeden, tam böyle karşı karşıya gelmeden kılıçlarınızı efendim kınından çıkartmayın. Tam onlar yanaşınca çıkan biz zaten. Ya bu işler ne kadar zor işler, bize ne kadar uzak işler biz. Nerede ya? Adam kılıcını çıkartmayı mı düşünüyorsun zaten? Adam kafana indirir bir tane yani. Tam o dakikada diyor ki bekleyin diyor. Tam gelsin yanaşsın diyor. O zaman kınından çekeceksin. Sen diyeceksin cep telefonunu mu çıkaracaktım? Neyi çıkaracaktım acaba? Neyi çıkaracaktım? Hiç alışmamıştık. Allah yolunda cihattan hiçbir haberimiz yok. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar hutbe okudu. Tekrar teşvik etti. Tekrar cihada teşvik etti. Bak sabredeceksiniz. Sebat edeceksiniz. Allah Allah. Sebat ederseniz mutlaka kazanacaksınız. Allah. Vellezî nefsü Muhammedin biyedi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum. La yukâtilûmü l-yevme racülün. İçinizden kim bugün onlarla savaşırsa feyuktelu sabiran mühtesiben mukbilen gayra müdbirin. Sevabını Allah'tan umarak, ihlas ile, gösterişçün değil, cesur desinler diye değil, Allah'ın dinini yüceltmek için efendim onların üzerine giderek, harpten kaçmayarak, yani başına ne gelse kaçmayarak, üzerlerine giderek, sabrederek efendim onlarla savaşırsa ve öldürülürse illa edhalallahu cennet. Mutlaka Allah onu cennete koydu. Kesin söylüyorum buyuruyor. Yani şimdi bu kadar da garantiyi alınca tabii imanı olanlar için büyük bir garanti bu ya. O sırada işte ayetler okudu, teşvikler etti. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin affına koşun. Ve cennet اَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerle yerler kadar eni geniş olan cennete yarışın. اُعْدَتِ الْمُتَّقِينَ Takva sahipleri için cennet hazır sizi bekliyor. Ayetler okudu, vaazlar etti. Harp meydanında sahabeden Ümeyr İbnül Hümam radıyallahu teala elinde de birkaç hurma var. Ben anlatırdım bunu çok. Elinde birkaç hurma var. O arada hurma yiyormuş mübarek. Dedi ya Resulallah şimdi dedi senin buyurduğuna göre bunlarla benimle cennete girmem arasında bu gavurların beni öldürmesinden başka bir engel kalmadı mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Naam. Evet, senin cennete şu anda girmenle efendim, hiçbir engel yok ancak öldürülmem var. Allah yolunda öldürülmem var deyince dedi vallahi ben dedi bu elimdeki hurmaları yiyene kadar yaşarsam cennete girmeden çok uzun yaşamış olurum. Ben cennete girmeden o kadar uzun dayanamayacağım dedi. Hurmaları da bıraktı. Bazı şiirler de söyledi. Mübarek bir de şiirler söylüyor ya. Allah Allah. Şeyler söyledi yani cihat için anladın mı? Rakzan ilallahi bi gayri zadi illet tuka ve amalel ibadi fe kullu zadin urdatun nefadi illet tuka vel birra vel reşadi. Ne acayip insanlar ya. Ya dedi azıklarımı atıp terk edip Allah'ın cennetine sıçrıyorum dedi. Takva ve salih amelden başka azığım yok. Bütün azıklar dedi tükenecek, helak olacak. Herkesin stoğu bitecek, elinden çıkacak. Takva, hayır, salih amel kalacak dedi. Ve böylece kılıcını, daha onlar şey etmeden, harp başlamadan daldı kafirlere, kılıcını çıkarttı. Ondan sonra bayağı bir onların gavur oldukları için gavurca konuşabiliriz. Psikolojilerini bayağı bir bozdu gavurların yani. Anladın mı? Yani moral desen o da gavurca, kuvve-i maneviye desen o bize yakışır, manevi kuvvet onlarda ne arar? Anladın mı? Adamları bir bayağı bir bozdu ya. Durup dururken bu, yani şöyle bir şey. Bunlar ne biçim adam hani dedi ya engerek yılanı gibi dedi bilenmişler dedi sizi mahvedecekler dediğine döndü. Daha bir şey başlamadan adam bir şey dalıyor falan. Bunlar bayağı bir sersemlediler. Öylece vefat etti, şehit oldu. Mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyeleri üzerine cennetle aranda bir tek şehit olman kaldı. Öyle mi ya Resulallah? Öyle tamam. Onlar öyle anlıyorlardı. Hadisleri öyle dinliyorlar. Cennete öyle iman etmişler. İnsanlar harp için saf olduklarında Müslümanlardan ilk çıkanlardan biri de Hazreti Ömer Efendimiz'in azatlısı. 14 şehidimiz var Bedir'de. Zaten Ümeyr İbnül Hümam mı dedik? Unutmayın ya. Bedir elini
sayamıyoruz da bari şehitleri sayabilsekti. Umeyr İbnil Hümam radıyallahu teala. Adı Umeyr. Ömercik oluyor şeyi. Türkçesi Ömercik oluyor. Ömer, tasgiri, musakkarı, Umeyr. Güzel bir erkek ismi değil mi? He? Umeyr, ha. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in azatlı kölesi, azatlısı Mihca' Mihgözlühe, Mihca' radıyallahu teala, o çıktı. Amr ibn-il Hadrami onun karşısına çıktı müşriklerden. Efendim, bir ok attı ona. O da okla onu şehit etti. Bu şeyden de evvel çıkmış. Umeyr Hazretlerinden de evvel çıkmış. Müslümanların ilk şehidi Mihca' radıyallahu teala. Mevla Ömer ibn-i Hattab. Sonra Harise ibn-i Süraka Neccar oğullarından radıyallahu anh gitti havuzdan su içmeye. Daha harp başlamak üzere havuzdan su içerken ona da bir ok geldi. O ok da onun göğsüne isabet etti. O da onu şehit etti. Fakat daha bu yani kızışmadan evvel 3 tane şehit var. Sonra bu tabii herhalde bir sersem ok mu geldi, kasıtlı ona mı geldi? Acaba şehit oldu mu, olmadı mı? Yani havuzdan su içerken harpte olmadı ya. Böyle bir şey olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönünce durumu annesine arz ettiler. İşte oğlun şehit oldu. Annesi Resulullah Efendimiz'e geldi. Harise radıyallahu anh annesi. Dedi ki ya Resulallah, hel huve fil cenneti efrah. Ya dedi, benim oğlum dedi, daha harp başlamadan yani, harp şehidi olmamış, havuzdan su içerken dedi yani, ölmüş, öldürülmüş. Ben şimdi dedi, çok üzülüyorum, çok ağlıyorum dedi. Niye ağlıyorsun dedi. Ben dedi, cennette olduğunu bilirsem, şehit olduğunu bilirsem çok sevineceğim dedi. Hiç üzülmeyeceğim. Ama şimdi böyle cennette de değilse ben de ne yapacağım dedi. Hem oğlum gitti hem cennette değil. Ölene kadar ağlayacağım duracağım dedi. Ama dedi sen dedi bana doğru, yani doğru söylersin zaten. Sen bana bilgi verdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki ya umme Harize. Ey Harize'nin annesi dedi. İnneha cinanun fil cenneti. Senin oğlunun gittiği yer, cennetin içerisinde çok cennetler var. Cennetül Ne'im, Cennetül Me'va, Cennetül Hul, değil mi? Dolu cennetler var. Cennet içinde çok makamlar var. Ve innebneke yasabel firdevsel âlâ. Senin oğlun firdevsi âlâya isabet etti dedi. Firdevsi kazanmış senin oğlun dedi. Kadıncağız. Oğlu şehit oldu ama cennetlik olduğunu tabii öldürüldü ama tam harbin içinde değildi acaba. Sersem bir ok mu geldi de yani boşa mı gitti benim oğlumun ölümü yani diye üzülmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl haber veriyor her şeyi ya? Senin ahirette gittiğin yeri söylüyor ya. Firdevs-i Ala'ya gitti senin oğlum, bitti daha. Onun için cennetle müjdelenenler diyorum, sahabede çoktur. İsimleri yani hadis-i şeriflere bakarsan bu da cennette olduğu kesinleşmiş. Hadis-i şerifle sabit işte. Firdevs-i Ala'ya isabet et. Evet. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem böylece cihada teşvik etti. O arada Avf ibn-i Haris geldi. İbn-i Afra. Dedi ya Resulallah, Allah Teala kulunun hangi haline en çok sever? Yani güldürür manasında söylüyor da tabii Allah Teala bizim gibi gülmekten, taaccüp etmekten münezzehtir. Sevinme manasını diyor. Kulun hangi hali, bir kulun hangi hali Allah Teala'yı en çok sevindir deyince buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem gamsetü yedi fil adu. Elini düşmanı gebertmek için içine soktuğunda Allah Teala bir kulun en çok o halini sever dedi. Allah düşmanını gebertmek için o zaman dedi zırhını çıkardı. Allah Allah. Zırhını da çıkardı. Kılıcını aldı. O da şehit olana kadar kafirlerle efendim cihad etti. Sonra Utbe İbni Rabia müşriklerin başlarından başını koyacak bir miğfer aradı. Kafası da çok büyükmüş. Hiçbir miğfere sığmadı kafası. Ondan sonra kafasına bir şeyler sardı, sarmaladı. Baktı ki hiçbir miğfer yetmiyor koca kafaya. Kardeşi Şeybe'yi, bir de oğlu Velid bin Utbe'yi aldı. Efendim, Utbe, Rabia'nın iki oğlu. Biri Utbe, biri Şeybe. Efendim,
Bir de kendi oğlu Velid'i aldı. Üç kişi sağına soluna birini aldı. Safa geldi. Dedi ki mübarezeye çağırıyorum. Mübareze ne? Düello mu diyorsunuz? Ya karşılıklı yani. Harp başlamadan önce ne yapıyorlar? Teke tek savaşma yapıyorlar. Ensar-ı Kiram'dan gençlerden birkaç genç çıktı. Bunlar da en meşhur gavurlar yani. Karşılarına çıktı. Utbe dedi ki kimsiniz siz? Tanımıyor ya, Mekkeli değiller. Dedi ki biz Ensar'dan bir cemaatiz. Ya dedi siz bize denk misiniz dedi. Biz şimdi sizi öldürsek de iftihar edemeyeceğiz ki. Kimi öldürdün? Öldürdüğün adamın bir marka değeri olacak ki yani demek istiyor. Ben şimdi Ensar'dan birini öldürdüm. Ensar kim? O delikanlı kim? Öyle olmaz dedi. Bizim sizden uğraşacak halimiz yok. Bize kendi kavmimizden, amcaoğullarımızdan denklerimiz çıksın dedi. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a buyurdu ki siz geri dönün. Saflarınıza dönün. Onlar saflarına döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşimoğullarına, amcaoğulları ya hepsi. Haşimoğullarına dedi. Kumu fekatilu bil hakkı lezî bu'ize bi nebiyyukum. İzcâû bi bâtılîm liyutfî'û nûrallâh. Onlar şirk ve batılla geldiler, Allah'ın nurunu söndürmek için geldiler. Hadi siz de kalkın, peygamberinizin gönderildiği hakkı ilâ etmek için, yüceltmek için onlarla savaşın. Kum ya Ubeyde bin İbnil Haris. Ey Haris oğlu Ubeyde, kalk dedi. Haris kim? Efendimizin amcası. Hazreti Abbas gibi bir amcasının adı da Haris. Ubeyde Efendimizin direkt amcaoğlu, Hazreti Ali gibi yani. Meşhur değil. Ubeyde İbnil Haris. Bedir şehitlerinden. Sonra yolda şehit oldu Safra mevkiinde. O 14 şehitle beraber değil yani. 13 şehitle. O yolda şehit oldu ama orada yara aldı. Kalk Ubeyde bin Haris. Kum ya Hamze. Ey Hamza amcam kalk dedi. Kum ya Ali. Ey Ali amcaoğlu kalk dedi. İşte görüyor musun? En öne kendi adamlarını, kendi yakınlarını gönderiyor. Ya... Sen Allah yolunda, cihatta, kendi yakınlarını şunu bunu geri çekip de milletin çoluğun çocuğunu öne sürersen bu iş kazanılır mı? Kazanılmaz. Çünkü hak dava bedel ister. Bedir Muharebesi'nde mübareze başladı. Hazreti Hamza Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ubeyde Efendilerimiz müşriklere yaklaşınca Utbe İbn-i Rabia tanımadı. Siz kimsiniz dedi. Çünkü sahabe efendilerimiz zırh giymiştiler. Üzerlerinde silahlar vardı ve zırh vardı, miğfer vardı. Bir tanesi ben Ubeyde'yim dedi, o Hamze'yim dedi, o da Ali'yim dedi. O zaman Utbe dedi ki tamam, denklerimizi bulduk dedi. Biz dedi, iyi bir denksiniz yani, güçlü bir düşmansınız demek istedi. Ubeyde ibn Haris radıyallahu teala Utbe ibn Rabia ile karşılaştı. Hazreti Hamza Efendimiz onun kardeşi Şeybe İbn-i Rabia ile, Utbe'nin kardeşiyle mübarize yaptı. Hazreti Ali Efendimiz Velid İbn-i Utbe ile karşı karşıya geldi. Hazreti Hamza Efendimiz hiç beklemeden Şeybe'yi o anda gebertti. Hazreti Ali Efendimiz de hiç vakit kaybetmeden Velid'i gebertti. Ubeyde Efendimiz ile Utbe biraz çekiştiler. İkisi de birbirini yaraladı. Hazreti Hamza Efendimiz ile Hazreti Ali Efendimiz Utbe'nin üzerine yüklendiler. Onu geberttiler. Fakat tabii Ubeyde Efendimiz yaralanmış oldu. Onu da aldılar, taşıdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınına yasladılar, yatırdılar, getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağını ona yatak gibi yaptı böyle hani başını koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Ubeyde Hazretleri yanağını mübarek yanağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağının üzerine koydu.
Ya Resulallah, elestu şehiden. Ya Resulallah, ben şehit olamayacak mıyım yani? Harpte ölmedim. Şimdi de böyle yaralı oldum. Bu sefer de daha da harp edemem. Yaralı vaziyette ben şimdi şehit olmadım mı? Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Eşhedü enneke evvelü şehidin min ehli beyti. Benim ailemden ilk şehit, ehli beytimden ilk şehit sensin. Ben buna şahitlik ederim buyurdu. Yani hem öleceğini bildirmiş oldu, hem de ehli beytten ilk şehit olduğunu ifade etmiş oldu. Bu zat Bedir'in doğu tarafında, sonra harp bitti, kazanıldı. Harpten dönüşte tabii yaralıları beraber götürüyorlardı. Ölenler, şehitleri gömdüler. Kavurları da kalibe attılar çukura. Onlar daha önümüzdeki derste yapılabilir. Bedir'in doğu tarafından yola giderken Ubeyde Hazretleri radıyallahu anh orada şehit oldu. Orada onu defnettiler. O tek başına yatıyor yolda yani. Ona ziyarete gidenler olmuş. Müslümanlar Medine'ye dönüş yolundayken onu defnettiler orada. İnşallah bana da nasip olur. Yani yerini tespit ettim elhamdülillah. Yerini tespit ettim. Yani Bedir'e gitsen ziyarette o yok. O yoldadır, hem Ehl-i Beyt'tendir. Ben onu biliyordum da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu ve Ehl-i Beyt'imin ilk şehidisin buyurduğunu bu derste gördüm. İnşallah ziyaretine daha bir şevklendim, heveslendim. Allah Teala müyesser eylesin. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anlatıyor. O sırada çok şiddetli bir rüzgar esti. Sonra o rüzgar gitti, bir rüzgar daha geldi ama çok kuvvetli rüzgar esiyor. Sonra üçüncü bir rüzgar daha esti, o da gitti. O rüzgarlar melekleri getiriyor. Meleklerle beraber o rüzgar, yani meleklerin gelişi o rüzgarı çıkarıyor diyelim. Birincisinde Cebrail aleyhisselam 1000 tane melekle beraber, o ilk rüzgarda 1000 melekle beraber Cebrail aleyhisselam geldi. İkincisinde 1000 tane melekle beraber yine Mikail aleyhisselam geldi. Mikail aleyhisselam da harbe geldi. Allah Allah! Mikail aleyhisselamın işi acayip. Üçüncüsünde İsrafil aleyhisselam, sura üfüren melek de geldi. İsrafil aleyhisselam çok büyük. Hepsinden büyük yani. Kuvvet hepsinden şiddetli. İsrafil aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafına geldi. Hazreti Cibril ön tarafına geldi. Mikail aleyhisselam sağ tarafına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç cihetten 1000 tane, biner melâke-i kiram nazil oldu. Sonra Allah-u Teala sayıyı 2000 melekle daha, yani 5000'e ikmal etti. Müslümanlar baktılar ki artık savaş patladı. Dua yapmaya başladılar. İşte Allah-u Teala'ya yalvarmaya başladılar. Melâke-i kiram hazaratı Müsevvimin ayet-i kerimesinde bir tane ayette Mürdifin buyuruyor. Yani ardı ardına geldiler. Bir tane ayet-i kerimesinde Münzelin buyuruyor. İndirilmişler gökten. Bir tane ayet-i kerimesinde Müsevvimin alametli nişanlanmışlar buyuruyor. Bu nişanlanmış olanlar, nişanlanmış olmalarının manası sarıklı olmalarıdır. Melekler sarıklıydı. Omuzlarının arkasından da sarıklarını sarkıtmışlar. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklıydı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanı var. İbn Abbas Hazretleri buyuruyor, yani bazı rivayetlerde sarı diye de görmüştüm. Fakat burada meleklerin, Bedir'de yardıma gelen meleklerin atları beyaz idi. Sarıkları da beyaz idi diyor. Uçlarını omuzlarının ortasına, tam omuzlarının ortasına sarkıtmışlardı. Melekler Bedir muharebesinden başka hiçbir muharebede savaşa girmediler. Başka muharebelerde de indiler ama manevi kuvvet olsun diye yani. Yoksa bil fiil, yani kafirleri gebertmek gibi bil fiil kıtalde bulunmadılar. Şimdi Hazreti Cibril'in bir kanadını bırak, bir tüyü bile yeterdi. Niye bu kadar 5000 melek geldi? Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim ve değer vermek meselesi var.
Yani bir melekle bu iş biter ama Mevla Teala Habibine değer verdiği için 5000 melek, 5000 melek ne demek yani? Gönderdiğini beyan ediyor. Bir defa fazla melek gönderiyor. Efendim, fakat meleklerle beraber bu işi bitirip de Habibim sen Medine'de otur, ben melekleri göndereyim, işlerini bitirsinler müşriklerin, siz de gidin ganimetleri alın gelin. Böyle bir şey yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü Mevla Teala ne istiyor? Bu yolda ter dökülsün, zahmet çekilsin, sefer edilsin, mal infak edilsin. Öyle ya, yola gidiyorsun, nafaka var, yolda harcama var, işte atını, deveni götürüyorsun. Ya bunlar hep Allah yolunda cihadın efendim türleridir, kısımlarıdır, şekilleridir. Bunların Mevla yapılmasını istiyor. Bir de melekler yendi densin istemiyor Mevla. Ne istiyor? Muhammed bizi yendi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesi bizi yendi dendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin galip geldiğinin dünyaya görülmesini istiyor. Yoksa meleklerle Mevla her zaman iş yapabilir. Maksadı o değil Mevlamızın. İstiyor ki kılıçlar çekilsin ve iyi bir savaş kızışsın. O arada ben meleklerle yardım ederim. Sahabe-i kiram Hazret Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai yani beyan ediyorlar. Diyorlar ki eğer Allah-u Teala Bedir günü nazil olan meleklerle bir meleğin yani çıkartacağız gürültü bir meleğin şu anda dünya üzerinden bir melek bağırsa yani herkes olduğu yerde ölebilir. Ödü kopar demek o demek yani. Kalbi malbi çatlar. O kadar güçlü sesi var. 5000 melek inmek ne demek ya? 5000 melek dünya bütün dünyanın ordularını toplasan 7 milyarı 5000 melek çok fazla. Bir melek yapabilir bunları. Mağlup edebilir, helak edebilir yani. Bir sayha Cebrail Aleyhisselam'ın narasıyla efendim Lut kavmi ve sair kavimler Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? İnkânet illâ sayheten vâhideten feydâm hâmidûn. Yasin Şerif'te okumuyor musunuz? Ne okuyorsunuz orada siz? Yani Habib-i Neccar'ın kavmini söylüyor Antakya'yı. Antakya'dakiler İsa Aleyhisselam'ın havarilerini iki Resul gönderdi sonra Şem'unle üçledi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرِيَةِ Onu anlatıyor o sayfa. Onları tekzip ettiler, şehit ettiler. Şehit edince Cibril aleyhisselam geldi. Habib-i Neccar da onları korumaya çalıştı. Habib-i Neccar hazretlerini de şehit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Cibril geldi Antakya'nın üzerine. O zamanki Antakya halkı işte bu İsa aleyhisselam zamanında. Yani efendim İsa aleyhisselamdan sonra biraz da gerçi onun İsa Aleyhisselam hayatında da olabilir. Ama onun elçileriydi yani. Kendileri müstakil peygamber değillerdi. Ama İsa Aleyhisselam'ın zamanında onu gönderdikleriydi. Bazıları da müstakil rasullerdi diye de söylüyor. Çünkü orada rasul tabiri geçse de İsa Aleyhisselam'ın elçileri de rasul elçi demek ya o manada da söylenebilir diyor alimlerin bazıları. İmkânet illâ sayhaten vâhideten tek bir nara, tek bir sayha ile efendim feydâhum bütün millet bir işte il yani ne kadar kalabalıksa nüfusu var. Ama bu 1 milyon olsun, 10 milyon olsun. Şu anda İstanbul'un üzerine Hazreti Cibril gelse bir nara atsa feydâhum hâmidûn hepsi sönmüş ateş gibi oldukları yerde ölürler, sönüp ölürler diyor. Kendilerindeki hayat ateşi söner yani. Bir canlılık var ya bizde enerji, bir ateş, su, hava, toprak, ateş. Herkes canlı, bak hareket şu bu, nefes alış ediyor. Sönmek ne demek? Ölmek demek yani. Hepsi birden söndüler buyuruyor. Yani öldüler demektir. Bir narayla beraber. Şimdi diyor ki sahabe-i kiram, Allah-u Teala bizimle Bedir günü nazil olan meleklerin arasına perde koymasaydı, yani perde demek, canlı yayın olarak tam izletmiyor. Alametler gösteriyor. Fakat meleklerin tam cengini, savaşını, meleklerin çıkarttığı sesleri
Meleklerin gürültülerini Mevla bize tam duyurtmadı diyor. Sahabe hazarat. Eğer diyorlar ki Bedir'deki meleklerin savaşları yani sesleri efendim bize işittirilseydi onların seslerinin gürlüğünden, kuvvetinden ve kılıçları vurmalarının şiddetinden yer halkının tamamı ölürdü diyorlar. Yani o ses sadece Bedir'de işitilmez. Meleklerin seslerini Mevla açsa bütün dünyada kim varsa ölecek gidecek. O kadar kuvvetli sesleri var ama Mevla Teala tabii ki acıyor yine. Kullarını acıdığından her şeyi göstermiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyorum. Meşhur bir hadis-i şerifte bu geçiyor. Müslümanlardan bir adam müşriklerden birinin peşinde koşturuyor. Yani gebertmek için. Tam o kafir onun önüne tabii cenk meydanı kargaşa yani. Herkes birbirine karışmış. Bir de zırhlar var, miğferler var ya o da tabii senden mi, benden mi veyahut da işte ne tarafın adam falan. Bakmak lazım. Kargaşa çok olur. Harp bu ya. Tam önünde o müşriği yani gözüne kestirdiği müşriği önünde vuracakken yukarı taraftan bir darbe sesi işitiyor. Yani sahabeden zat üstten doğru bir darbe sesi geliyor önündeki gavura. Bir de atlının sesi yani süvarinin bir süvari sesi geliyor. Ne diyor orada? Ekdim hayzum. Hayzum atıl diyor. Atıl. Yani dal. Ekdim yani atıl. Öne atıl. Geç. Hayzum da Cebrail Aleyhisselam'ın atının ismi. Hayzum. Vavla çekiyor. Sahabeden o zat o sesi işitiyor. Evet bir de darbe sesi işitiyor. Önündeki müşriye daha o kendisi darbeyi indiremeden o müşrik geberiyor, yatıyor. Düşüyor. Müslüman geliyor yani üstüne bakıyor. Ne oldu buna diye. Ben buna bir şey vurmadım. Bu benim önümde niye böyle armut gibi düştü diyor. Bir bakıyor. Burnu kesilmiş. Yüzü yarılmış. Ve gebermiş, düşmüş. Fakat yarık yerlerinde yani yüzünde, burnunda falan siyahlık var. Yangın izi var, yangın. Yani çünkü şey vurduğu zaman normal kılıç falan yanmış izi bırakmaz. Kan olur, şey olur. Ama bu yanık izi var, yani yakıyor. O darbe onu yakmış. O ensardan o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor, diyor ya Resulallah başıma böyle bir iş geldi diyor, önümdeki adam ben bir şey yapmadan düştü diyor, bir diğer tarafı yanmış, yarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sadak de. Sen hayal görmedin, doğru gördün. Doğru söyledin. Bu başına gelen şey yaşandı. Zâkemim mededil mededis sema. Gökteki meleklerin yardımındandır bu dedi. Melek yaptı ona o işi. Seni de önünde görmüş oldum. Böylece birçok hadise meleklerin yardımıyla ilgili yaşanmıştır. Aslında melekler İnsan nasıl öldürülür bilmiyorlar. Melekler şimdi gelseler savaşa adamı nasıl öldürecek? Melek bilmiyor ki bacağını mı kessen ölür, kafasını mı kessen ölür? Ben bunu neresini keseyim? Esasen melekler savaşmayı bilmiyorlardı. Allah-u Teala ondan da haber veriyor. Ne buyuruyor? أستعذ بالله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق
illallah fe innallah şedidul iqab. Zalikum fezuquhu enne lil kafirin azaben nar. Sadakallahu l'azim. Senin Rabbin meleklere vahyediyordu. Meleklere bildiriyor. Ey melekler! Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Sebat verin ne demek? Melekler geldiği zaman şimdi inşallah teravide de gelecekler. Çünkü hadis-i şeriftir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet, Hazreti Ömer Efendimiz'e anlattı bunu. Bu zaten Hazreti Ömer Efendimiz'in teravihin cemaatle kılınmasına için işi başlatmasına sebep oldu bu hadis-i şerif. Ramazan Risalesi de kaynağı da tercümesi de var. Melekler izin istiyorlar. Teravihi çok seviyoruz. Müslümanlar saf oluyorlar. Biz de saf olacağız diyorlar. Mevla da izin veriyor. Anladınız mı? Onun için melekler geldikleri zaman feyiz gelir. Ne buyuruyor? Rabbim meleklere vahyediyordu. Ey benim meleklerim, ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ne demek sebat verin? Feyiz verin. Teveccüh edin. İşte onların kalplerine nur yağdırın. Çünkü melekler İlham edebilirler. Nasıl ki şeytan geliyor, vesvese veriyor. Fıs 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 fıs. Bir de bakıyorsun, hiçbir şey yokken adamın bütün morali bozuldu, huzuru bozuldu, evhamlaştı falan. Ne oldu sana ya, ben bir şey demedim falan. Sen bir şey demedin de ona diyen çok. Fıs 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 fıs. Sen orada bir şey yok zannediyorsun. Şeytan adamın kalbinde neler konuşuyor. Onun için şeytanlar vesvese verir, melekler ilham verir. Meleklerin ilhamını talep ediyoruz Mevla'dan, değil mi? Meleklerin ilhamı bizim aklımıza hayır getirmeleri, bizi rüştümüze sevk etmeleri, onlar da yaratamaz ama şeytan da yaratamaz, melek de yaratamaz. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Ama sebepler aleminde devreye girerler. Meleklerin ilhamı çok önemli. Onun için hafızanın açılması için yazdığım dualarda meleklerin ilhamı da isteniyor. Ondan sonra Mevlana burada onlara, şimdi siz bu gavurları nasıl geberteceğinizi bilmezsiniz. Ben sizi öğretiyorum, meleklere vahyediyordum diyor. سَوْلْقِ ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رُوَقْ Şimdi kafirlerin kalbine bir korku salacağım. Meleklere buyuruyor. Siz ne yapın? Tam gerdanlarını biliyorsunuz mu diyor, kelle. Bu kelleyi böyle görün, kelleyi gördüğünüz zaman kellenin üstüne vurun diyor. Mevla tam böyle nereden geberteceklerini meleklere öğretiyor. Bir de onların diyor bütün eklem yerlerine, mafsallarına darbe indiriliyor. Bütün eklemleri yanmış. Adam kılıçla geberdiyse bunun eklemleri yanar mı? Mosmor oluyor. Meleklerin darbe indirdiği oradan anlaşılıyor. Çünkü sahabe-i kiram gavurların cesetlerini bayağı bir incelediler. Yaktılar dediler, bu normal bir savaşlarda kılıç darbelerinde olacak hal değil. Yanmış ve morarmış. Çünkü Mevla ne buyurdu ayetinde? Eklemlerine darbeleri indirildi. Çünkü onlar Allah'a Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a muhalefet ederse Allah azabı çok şiddetli olandır. Ey kafirler, şimdilik bu kadar tadın, esas cehennem azabı özellikle size aittir. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala anlatıyor. Sahih-i Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas meşhur sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında diyor, Bedir Muharebesi'nde bakıyorum diyor, sağında bir adam var, elbisesi bembeyaz. Biz tabi diyor kaç gündür yollardayız, bizden bir tane, zaten herkes herkesi tanıyor, 300 kişi birbirini tanımaz mı? Buralardan değil diyor yani. Bembeyaz elbiseli bir adam diyor. Soluna baktım, solunda da bir bembeyaz elbiseli bir adam duruyor, insan, adam duruyor. Bedir gününden önce de vallahi onları bir kere görmemişim. Bedir'den sonra da vallahi onları bir kere görmemişim. Ama öyle bir savaş yapıyorlar ki kırdı geçirdiler gavurları diyor. Biri sağında duruyordu, biri solunda. Üzerlerinde de beyaz elbise vardı. Dedim ya Resulallah bu beyaz elbiseli kimseler, sağında sonra kimseyi tanımıyorum. Dedi biri Cebrail idi, biri Mikail idi. Ya bu savaşı kazanmaları mümkün mü ya? Ebu Cehiller şarap küpleri ya. Tulum ya, içmişler içmişler. Neyi kazanacaksın? Zındıklar siz ya. Kazandılar. Allah Allah Allah. Onun için burada
sahabe-i kiram melekleri görmüş mü o zaman? Peki sahabe-i kiram enbiyadan mıdır, evliyadan mıdır? Evliyadandır. O zaman evliya da melekleri görür müymüş? Görürmüş. İmam Gazali'nin dediğinde kafanız biraz karışıyordu. Tasavvufta o makam var ki evliyaullah o makama gelirler, meleklerle alenen uyanıkken görürler, görüşürler diyordu. İmam Gazali bunu dediğinde bazıları bir acaba demiş olabilir. Şimdi Sahih Müslim hadisiyle Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın melekleri gördüğü kesinleşti mi? Kesinleşti. Cebrail aleyhisselam gelmedi mi? İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Meşhur hadiste, Buhari'de. Orada da sahabe onu görmediler mi? Gördüler. Ama melek suretinde görmek ayrı bir şey. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile iki kere gördü. O ayrı. Ama insan suretine giriyor. Zaten dihiyetül kelbi şeklinde çok görmüyorlar mıydı? İkide bir. Dihye geldi, dihye gitti. Yolda dihyeyi gördük. Halbuki dihye Hazreti Cibril idi. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Allame Halebi Hazretleri diyor ki Bedir'de cinlerin müminlerinden de 70 kişi, 70 tane de cinlerden geldi. Cinlerin savaştıkları sabit değildir. Zaten meleklerin olduğu yerde cinlere pek hiç düşmemiş. Kusura bakmasınlar ama bunlar tabii sahabe-i kiramdan olmuşlar. Bu 70 tane cinin hepsi sahabeden. Tamam mı? Bunlardan yaşayan var mı meselesi var. Tabii Efendimiz'den sonra en çok uzun yaşadılar. Yani sahabe diyelim ilk 100 senede bitti. Cinlerden sahabe olanlar daha uzun yaşayanlar oldu. Onun için cinler uzun yaşadıklarından ama şimdiye kadar sahabeden bir cin kaldı mı? Kalmadı. Çünkü benim kaynaklarda gördüğüme göre son cinden olan sahabe de hangi senede vefat ettiğini yazıyordu orada. Herhalde 150-200'e doğru Hicri diye öyle bir şey hatırlıyorum. Ama şu anda cinlerden sahabe yok.